yazıcı Umut. Bugün hep birlikte gerçekten hem sahil güvenliğimizin, hem jandarmamızın, hem deniz kuvvetlerimizin, hem kara kuvvetlerimizin, bütün deniz ve hava unsurlarının tam bir uyum ve ahenk içinde gerçekleştirdiği bir arama kurtarma tatbikatını gururla izledik. Her türlü doğal afetlere çok açık bir coğrafyada yaşıyor olmamız, hem de özellikle son yıllarda yaşadığımız düzensiz göç hadiseleri bizim bu tür arama ve kurtarmalara her zaman devletimizin bütün unsurlarıyla hazır olmamızı zorunlu kılıyor. Bir taraftan hem orman yangınlarında, hem depremlerde, hem sel felaketlerinde yapacağımız, vatandaşlarımıza karşı yapacağımız arama kurtarma faaliyetlerinde bütün unsurlarımızın tam bir uyum içinde çalışıyor olmasını sağlamamız lazım. Hem de eğer dünyanın özellikle son yıllarda artan şekilde yaşadığı göç dramları karşısında sizin komşularınız denizde yakaladığı göçmenleri acımasızca suya atabiliyorsa, onların hayati tehlikelerini hiçbir şekilde düşünmeden geri itebiliyorsa ya da kışın dondurucu soğuklarında onları çırılçıplak soyup ormanlara atabiliyorsa, bizim hem güçlü devlet olmamız, hem sahip olduğumuz medeniyet değerlerimiz o insanlara elimizi uzatmayı ve onları kurtarmayı hem insanlık hem bir vicdan borcu olarak önümüze bir görev olarak getiriyor. Biz de bu görevlerimizi hem vatandaşlarımıza karşı hem ölümle burun buruna kalmış insanlara karşı, hiç kimsenin dinine ve rengine bakmaksızın, onları hiçbir türlü ayrıma tabi tutmaksızın kurtarmak ve Cenab-ı Allah takdir ettiği kadar nefes almalarına yardımcı olmak üzere bu sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bu anlamda
sahil güvenlik komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz gerçekten olağanüstü bir gayretle bütün insanlığa insanlık dersi verircesine çok büyük fedakarlıklarla her yıl binlerce canı kurtarıyorlar. Bu görevlere hazır olmalarının en uygun ve en etkin yolu da bu tür tatbikatları sıklıkla ve hep birlikte yapabilmemiz. Bugün bu başarılı operasyonu gerçekleştiren, organize eden Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, katılan paydaşlarımız, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ve bunun yanında bu etkinliğimize bizimle birlikte iştirak eden ve hem dostluklarını hem de yakın işbirliği dileklerini ileten bütün gözlemci kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bütün kuvvetlerimize, bütün unsurlarımıza başarılar diliyorum. Ve Allah onlara iş düşürmesin. Ama düşürdüğü takdirde de elimizden geleni en iyisini yapmak bizim görevimiz olsun diyorum. Deniz Aslanı 2022 arama kurtarma davet tatbikatını bugün başarı ile tamamlamış bulunuyoruz. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında icra edilen Deniz Aslanı 2022 arama kurtarma davet tatbikatı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve diğer ilgili kurum komutanlıklara ait acil durum harekat merkezleri arasındaki koordinasyon ile Türk arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde işbirliği ve koordinasyonun üst düzeye çıkarılması, Türkiye'nin arama kurtarma imkan ve kabiliyetleri ile Türk arama kurtarma bölgesindeki uygulamaların uluslararası camiaya duyurulması, tatbikata katılan tüm unsurların arama kurtarma usullerini uygulamaya yönelik eğitimlerinin geliştirilmesi, arama kurtarma komuta kontrol sistemlerinin denenmesi hedeflerine yönelik olarak icra edilmiştir. Tatbikatın fiili kısmına Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden arama kurtarma unsurları ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi iştirak etmiştir. Bugün başarıyla icra ettiğimiz tatbikat, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde her türlü deniz ve hava şartlarında 7 gün 24 saat süreyle arama kurtarma faaliyeti icra edilebileceğini ulusal ve uluslararası kamuoyunun gözleri önüne sermiştir. Ülkemizin arama kurtarma teşkilatı içerisinde yer alan tüm kurumları denizlerimizde oluşabilecek tehlikeli durumlara karşı hazırlıklı olmak ve hızlı reaksiyon göstermek üzere sürekli olarak imkan ve kabiliyetlerini geliştirmektedir. Bildiğiniz gibi bulunduğumuz coğrafyada deniz yoluyla gerçekleşen göç olayları son yıllarda oldukça artmıştır. Bu durum yaşanacak can kayıplarını engellemek üzere denizde arama kurtarma yapan tüm ülkelerin arama kurtarma teşkilatlarını hızlı, etkin ve sürekli halde olmaya zorlamaktadır. Ülkemiz COVID-19 salgınının tüm şartları zorlaştırdığı son 2 yılda da üzerine düşen sorumluluğu
büyük bir kararlılıkla yerine getirerek denizde hayat kurtarmaya devam etmiştir. Küresel bir sorun haline gelen göç olaylarında göçmen hayatlarının korunması konusunda tüm dünyaya örnek olacak şekilde büyük bir gayret ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde 7 gün 24 saat görev yapabilen arama kurtarma unsurlarımızın başarıyla gerçekleştirdiği bu tatbikat, Arama Kurtarma Teşkilatı'nın ve kurumlarının sahip olduğu üst seviyedeki koordinasyonu ve etkinliğin göstergesidir. Tatbikatın tüm aşamalarında görev alan ve tatbikata fiilen iştirak eden tüm personeli kutluyor ve başarılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.